arttırmak ve Türkiye'de gerçekten bu konuda ne kadar da önem verdiğini özel sektörün gösterebilmek. Hızla başladık. 8 Mart'a kadar gerçekten de bizim de listemizde birlikte çalışıyoruz Sayın Yanım'la ama herhalde o 65'e geçecek ve hedef koyacağız diye düşünüyorum ve desteklerinizle de hem de aynı zamanda Empower Woman'la da destek olarak beraber bilinirliğini sağlamaya çalışacağız. Bu hedefleri beraber koyalım isterim. Yani 2 yıllık bir dönemimiz var, benim dönemim var. 2 yılın sonunda kaç imzacımız olsun diyelim, birlikte bunu belirleyelim ve hep beraber bunun için çalışalım. O süreç içinde ben bir kere Oya Hanım'la ve Şule Hanım'la bir araya geldim. Çünkü icra kurulu gibi bir şeyimiz vardı, kararımız vardı. Sizlerle daha önce görüşmüştük ama hiç değilse onlarla da bir araya gelerek bir takvim içinde programlayacağımız işleri sizlerin de desteğiyle onlarla da dirsek teması içinde bulundurarak yapmayı hedefliyoruz. Neyi derseniz ben özellikle ikinci yılın sonunda yani 2017 yılının sonunda dönem kapanırken söylemiştim, projeyi de tekrar özetleyeceğim. Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği ve buna bağlı olarak WEPS ilkelerini bilmeyen hiç kimse kalmasın diye bir şeyim var. Yani hiçbir sorulduğu zaman nedir denildiğinde sokaktaki karşılaşabildiğimiz herhangi bir insanın evet böyle bir şey var ve bu Birleşmiş Milletler'in bir inisiyatifi ve aynı zamanda buna tarafız diyebilsinler veya savunucusu haline de getirebilirim. Çok iddialı gibi gözüküyor olsa da bununla ilgili iş planımız da hazırdı. Ben buna benzer bir kampanyayı Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı yaptığım süreç içinde yıkama talimatları etiketi için yapmıştım. Bilinmiyordu yıkama talimatları. Türkiye'de kimse bilmiyordu o zaman. Ya da çok sınırlı sayıda biliniyordu diyeyim. Bunun için bir televizyon kampanyası, televizyonda bilgilendirme kampanyası, bir de Türkiye'deki bütün perakendecileri destekçi olarak almıştık. Ve 2 hafta süresince kasalarında her gelen şeye, tüketiciye yıkama talimatları, etiketleri ve bunun anlamını veren bir kampanyaydı. O zamanki hazır giyim konfeksiyon ve tekstilcileri destek vermişti. Ve ondan sonraki süreç içinde hemen hemen bilmeyen kimse kalmamıştı. Ülke çapında bir kampanyaydı. Ben bundan esinlenerek geniş katılımlı Türkiye'deki bütün perakendecileri gene desteğimiz olarak alabileceğimiz ve bu 7 ilkemizi anlatabileceğimiz ve bütün dikkati de toplumsal cinsiyet eşitliğine çekerek farkındalık yaratacağımız 2017 yılı sonunda bir ülke kampanyası hedefliyorum. Bu konuda da hepinizin esirgemeyeceğinizden eminim destekçisi olacağınızdan. Ayrıca da bu tip işlerde, hele böyle salonlarda hep birlikte çalışmak son derece keyif verici oluyor. Sonuçlarını da paylaşmak aynı, o şekilde. Bu